Şaşılacak olan ne biliyor musunuz? Burada inşallah bir örnekle bitireceğim. Şaşılacak olan husus, bir dönem bencil olan, kendisinden başkalarını tanımayan, yardım konusunda nakız, eksik, tembel olan insanların İsar gibi büyük bir ahlaka, cömertliğin zirvesi olan bir amele yönelmeleridir. Asıl şaşılacak olan husus budur. Hatırla ne olur? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı Medine'ye geldiğinde Ensar, Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Ensar, böyle muhacirlerle peygamber bir yerde oturuyorlar. Dediler ki, ya Resulallah, dikkat edin ne olur. Ya Resulallah, ashab yani muhacirler Ensar'ın evinde kalıyor. Hayvanlarına biniyorlar. Ya Resulallah, biz şu hurmalıkları, yani atıyorum 20 dönüm arazi içerisinde bulunan 500 hurma ağacının yarısını muhacir kardeşlerimize, yarısını da kendimize ayırmak istiyoruz. Peygamber aleyhisselam dedi ki olmaz dedi. Olmaz dedi. Nasıl olmaz? Bakın dikkat edin, hurma bahçemizin yarısını, ha işleyen bir arazinin yarısını kardeşlerimize ortak yapmak istiyoruz. Allah Resulü dedi olmaz dedi. Yani o sizin hakkınızdır. Yani tabir yerindeyse siz balık vermeyin, balık tutmayı öğretin dercesine. Bu sefer Ensar muhacire döndü. Dedi ki ey muhacir, ister misiniz bizim arazilerimizde, bahçelerimizde bize yardımcı olun. Bahçemizi temizleyin, sulayın, ürünleri beraber toplayalım. %50'sine ortak olun. Muhacir dedi ki evet dedi. Tamam. Allah Resulü de kabul etti. Ancak şimdi gelin bakın dinleyin ne olur. Ensar bahçeyi düzeltti. Ensar bahçeyi temizledi. Ensar bahçeyi suladı. Ensar hasadı topladı. Neden? Çünkü Ensar çiftçi. Muhacir çiftçilikten anlamıyor. Kardeşlerimiz hasadı toplayamaz, ürünlerini toplayamaz. Mağdur olurlar korkusuyla Ensar onların mallarını da topluyor. Sonra meydana yayıyorlar. Diyorlar ki %50'si sizindir, %50'si bizimdir. Allahu Ekber. Hatta Cabir İbni Abdullah radıyallahu anhuma diyor ki Ensar ne yapıyor biliyor musunuz gençler? Ensar az bir hurma koyuyor bir kenara. Şu tarafa da biraz hurmayı yığıyor. O az hurmanın altını hurma dallarıyla destekliyorlar. Yani çok gösteriyorlar. Muhacir geliyor şöyle bakıyor. Ensar diyor ki ikisinden birini seç diyor. Bak subhanallah. Yani onlar topluyorlar, onlar suluyorlar, onlar satıyorlar tabir yerindeyse. Her şeyi onlar yapıyor. Araziyi ortak bölüşüyorlar. Ah ah biz olsak ne deriz ah. Ne kitaplar yazarız onlar hakkında. Enayiliğin kitabını yazarız vallahi onlar için. Biz böyle bakıyoruz çünkü meselelere. Arazinin yarısını veriyorlar ya bakın dikkat edin. Hurma dallarıyla destekliyorlar. Muhacir bakıyor. Muhacir de böyle yine bizim gibi böyle meseleleri atlayan biri değil. Oo maşallah burada hurmalar daha iriymiş. En az neredeyse oraya yöneliyorlar. Diyor tamam biz azı alırız. Az aldığı her yerde hurma var. Çok görünen yerde hurma dalları var Müslümanlar. Allahu Ekber. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geliyor muhacir. Ya Resulallah biz nasıl bir kavme hicret etmişiz? Yahu bu adamlar nasıl adamlar? Fakirliklerinde de, zenginliklerinde de güzel muamele yapan insanlar. Ya Resulallah bir şeyden korkuyoruz. Neyden korkuyoruz? Onlar sevapları götürecekler. Cennetin en böyle âli yerlerinde, Firdevs'in ortasında Cenab-ı Allah'ı seyredecekler, Cemalullah'ı görecekler, biz geride kalacağız, korkusunun içine giriyorlar. Ya elhamdülillah ya Allah Resulullah Aleyhisselam. Elhamdülillah dün ibadet edemiyorduk, bugün bak ibadet ediyoruz, ekmek elden, su gölden, cihazsa cihaz, savaşsa savaş. Vah be! Bakın öyle bir şey de korkmuyorlar ha. Diyorlar ki ya Resulallah bu adamlar sevapları götürdüler biz ne yapacağız? Allah Resulü ne diyor Müslümanlar? Diyor ki siz onların iyiliklerini anlatın. Şimdi özellikle bu konuya değineceğim biraz. Onların iyiliklerini zikredin ve onlara dua edin. Bunu yaptığınız müddetçe aynı sevaplardan siz de elde edeceksiniz. Subhanallah. Şimdi bakın onların iyiliklerini anın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki size diyor biri diyor bir iyilikte bulunursa maddi gücünüz varsa, imkanınız varsa ona mukabelinde bulunun. Siz de ona bir iyilik yapın. Hediye alın. Yemeğe götürün. Ne yapıyorsanız yapın. Ama diyor maddi gücünüz yoksa,
Bakın ne olur dikkat edin. Onun yaptığı iyiliği zikredin. İlla onun yanında o falancalar bize böyle iyilik yaptı filan koltuk kapatmanın anlamı yok. Başka meclislerde ya falanca kardeşim var mı? Ya o kadar iyi bir kardeş ki benim ihtiyacımı giderdi, benim sıkıntımı giderdi. Bunu anlat. Dedi ki o zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sen dedi bu işin dedi şükrünü yerine getirmiş olursun. Ama dedi kime iyilik yapılır da bu iyiliği gizlerse, adam bana iyilik yapmış, iyiliği gizliyorum. Anlatmıyorum. Kardeşim bana böyle yardımda bulunmuş. İnsanlar atıyorum onu kötülüyor. Ya kötülemeyin kardeşim. Vaktiyle bu adam bana böyle bir hayırda bulundu. Müslümanlara böyle bir hayırda bulundu. Demez ise onun yaptığı iş nankörlüktür diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Nankörlüktür. O yüzden muhacir ne yapıyorlar? Ensarla aynı cenneti kazanabilmek için hem onların iyiliklerini anlatıyorlar hem de gıyaplarında onlara duada bulunuyor.